Bunun gibi olaylar yaşanabilir evet, diyorsunuz evet, yani. Evet, Kesinlikle. Hı -hı. 2023'te e, başka e, Türkiye açısından doğal afet bekleniyor mu? Bekleniyor. Ee, bir kere büyük bir deprem bekliyoruz, 7 şiddetinde gibi. Ee, onun dışında yine yangınlar olabilir, doğal afetler, anormal hava olayları. Çünkü pürütü oğlak. Hı hı. Ee, patlamalar, deniz kazaları, bunları duyacağız gemi kazaları, feribot kazaları, deniz kazaları gibi konular bekleniyor ama en elzemi bence patlama ve deprem. Yani e, deprem e, şöyle yüzde seksen olarak görüyorum ben. E, ama patlamalarda evet patlamalar olarak da ortaya çıkabilir. 2023'te zaten olası İstanbul depremi için son 6 yıl kalıyor o bahsedilen 99 depreminden sonra. Hı hı. E, artık son 7 yılın içine girmiş bulunmaktayız. E, siz diyorsunuz ki o zaman daralıyor ve 2023 evet. bunun içinde e, Bence olabilir. Bence şöyle sevgili Sercan, yani e, deprem iki yerde olabilir, iki kere olabilir, ard arda olabilir. Ama şöyle bir durum var, yani aslında e, hafif hafif bu depremlerin sağaltılması çok daha sağlıklı büyük bir depremdense. Evet. O yüzden Şu depremden açısından... korkmak yerine hani biraz... Bize diyorlar çünkü felaket telalı yapıyorsunuz. Depremden korkmak yerine kendimizi sağlama almak, bu uyarıları dikkate alıp ona göre e, konu seçimlerini yapmak çok daha önem arz ediyor bence. Hı hı. Taş, 2023 için aslında <laughs> çok e, duymak istediğim bir şeyler duyamıyoruz maalesef. Herkes e, bu şekilde yorumlar yapıyor. İnşallah değil diyelim... ki